diyelim ki bu aşk bambaşka. Lira kimin olacak ve kiminle vedalaşacak? Enteresan bir elbe potası var. Sevgili jüri üyelerim. Evet, ortak karar kararımız var. Ortak fikir karar. Birliğine vardık. O zaman. Bir, iki. Efendim, yaş 19. Henüz ömrünün baharında bir bahar var şimdi sırada. Evlilik denen o ciddi müessesenin ne derece farkındadır bilemiyoruz tabii ama konsept münasebetiyle bir gelinlikle gelecek huzurlarınıza. Bakalım nasıl bir gelin olmuş acaba? Bahar Candan podyumda. Sizden istediler galiba. Hikaye anlatıyorum. Evet. Bahar anlatsa. Ha tabii ki, buyurun. Biz Bebek'te bir sarayda evleniyoruz. Hı. Ama nasıl oldu onu anlatayım. Bahar'ın bir erkek arkadaşı var biliyorsunuz, Mert. Mert beni aradı. Dedi ki fabrikadaki işler çok yoğun. Ben gelemiyorum. Erkek arkadaş vekili olarak buradasın. Evet. Anladım. Dramın büyük Bahar. Bitmiyor dramın. Ne olacak bilemiyorum. Seni yıldız alabilir miyim? Hı-hı. Hadi gel. Simay. Ben senin gelinliğini çok beğendim. Oradaki tacını da çok beğendim. Saçlarını öyle yapman esprili ama gerçekten evlensen ve Mert'le evlensen sanırım Mert sana saçlarını öyle yaptırırdı. Saçlarım sarı olur. Efendim? Saçlarım sarı olur.
O beni bağlamaz. Ve uzun olacak. Şu an 19 yaşında olduğumu düşünürse. İnşallah uzun olur. Biraz daha yemek yersen daha çok uzatırsın saçlarını. Biliyorsun saçlar mı şeyden uzuyordu? Tırnaklar mı uzuyordu cefadan? Tırnak cefa, saç sefa. O zaman Bahar'cığım sen iki günü uzatırsın o saçları. Hemen. Ben çok beğendim gelinliğini. Zaten 21'e kadar. 21'de evlenecekmiş. Evet. Öyle çok beğendi. Yani sadece kuaförümle konuştum. Güzel merkezimizde kuaförümüzle bütün konuştum. Bütün derdim saçın uzaması evlenmek evet, için. Evet yani mi? Eski saçlarımın uzunluğunda 2 yıl sonra oluyorum. Tamam o zaman evlenebiliyorsun. Yani her şeyi yapabiliyorum. Hani konumuz evlilik ya. Onun tabii üzerine konuştuğun için soruyorum. Yani bence kısarken de evet olabilir. Kafam karıştı. Belki izlemeyenler ve burada yanımızda oturmayan arkadaşlarımız vardır. İlk gelinlik konseptimizde Bahar siyah bir gelinlik tercih etmişti ve hüsrana uğrayıp kendini parçalamıştı. Ama ikinci seçimin bence çok doğru olmuş. Güzel gözüküyorsun Bahar'cığım ama ayakkabılarını çok merak ettim. İşte dostun düşmanını bil diyorum ben sana. Ama nasıl kaldıracağım ki? Bence merak ettim. Ya. Boyun uzun, sen eğilince kaldırabilirsin. Dur yardım edeyim. Ya. Gördünüz mü? Biraz öne çıkar ayağını. Ayakkabının beyaz olmasını isterdim. Bir de o kadar laf söyleyip aynı ayakkabılardan almam biraz garibime gitti. Bu ayakkabılar ya. Saçmalama. Pardon ben mi yanlış hatırlıyorum? Ciyaklamak istemiyorum siz ama... Siz normalmişsiniz ben ya. Ben gayet normalim. Hani biz giyiyorduk ya Niran'la. Sen dedin ki bu bak ayakkabılar tatlım, ne CV'sine falan. Bak CV'sine bile çeşitli markaların çeşitli parçaları bende var yazan bir en iyi arkadaşın vardı. Bir şey söyleyebilir miyim? Ve burada miyim? Bir ayakkabının defalarca tek... kullanılıyor olmasını jüriyelerinin eleştirmediğini... Hatırladığım kadarıyla Bahar'da tek bir... Buraya her çıktığında iltifat etti. Pardon, tamam mı? Pardon hatırladığım kadarıyla... Ben de dedim kadarıyla, ki bu kadar rahatsızsan burada iltifat gayet... etme. Güveniyorum hatırladığım kadarıyla. Devam et de anlayalım konuyu. Hafızama güveniyorum hatırladığım kadarıyla tam şuradaki büyük yıldızda tek marka ayakkabımız vardı. O da kayboldu diyen sendin. Pardon senin bir sürü marka ayakkabın olduğunu bir an unutmuşum. Bizi bilgilendirdiğin için teşekkür ederim. Evet bir tane ayakkabıları marka keşke beyaz olsaymış. Yorumun bitti. Bana... Güzel gözüküyorsun. Benim de bitti. Deniz son yorum. Bahar kötü görünmüyorsun, güzel görünüyorsun. Bugün dünden daha güzelsin. Bakacaksan yorum yapayım, bakmayacaksan yani... Arada bakıyorum ya. Ama bana şöyle düşünüyorum. Merve'nin gelinliği ben kadar senin gelinliğin o kadar olmamış ama güzel görünüyorsun. Okey. Bir daha ben yorum yapınca bak bana, iletişim kuralım. Bence de kurum biraz. Yani ben bakıyorum falan sana. Bana bakarsan ya. Yani gerçekten kendi güzel görünüyorsun. Ama benimle iletişim kurmamak... Benimle konuşma, teşekkür ederim. Ben de konuşmak istemiyorum. Sadece bu platformda seninle konuşurum. Sadece bir gayret. Özveriyle sabretmeye devam ediyoruz hep birlikte. Ya, kendimi çalar saatle konuşuyor gibi hissediyorum. İyi görünüyorsun. Hazırım. Geçebilirsin.